أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع الأولياء، والحمد لله رب العالمين. Allah'ın muhit ismi her şeye karşılığını veren, her amelin karşılığını veren, gerektiği anda gerektiği gibi kuluna muamele eden, gereken anda yaratmış olduğu bütün canlıların rızkını veren, aynı zamanda kulun imanına göre, ameline göre, ihlasına göre, fikrine, düşüncesine göre, her ne yaparsa yapsın, yaptığı ister hayır olsun, ister şer olsun, mutlaka ondan, onun karşılığını veren demektir. Allah'ın muhit isminin geçtiği ayeti hep beraber önce anlayacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men yeşfa' şefaaten haseneten yekun lehu nesibun minha. Her kim ki bir güzelliğe şefaat ederse, bir güzelliğe vesile olursa, sebep olursa, onun da o güzellikten, o vesile olduğu, sebep olduğu güzellikten bir nasibi vardır. Allah muhittir, her şeyin karşılığını verendir. Yani sen iyilik yapmış olmasan da bir iyiliğe sebep oldunsa, bir güzelliğe sebep oldunsa, sebep olduğun kadarıyla, İnsanlar ondan istifade ettiği kadarıyla senin de nasibin o kadardır. Aynı şekilde toplu halde, yani cemaat halinde bir iş yapıldığında, bir hizmet, bir güzellik yapıldığında, orada bulunduğun kadarıyla, orada yardım ettiğin kadarıyla, güzel yaptığın kadarıyla, insanlar ondan istifade ettiği kadarıyla oradan senin nasibin vardır dedi. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَ. Her kim de bir kötülükte, bir günahta, bir yanlışta şefaatçi olursa, yardımcı olursa, لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Aynı şekilde ona da o kötülükten payı vardır. Kötülük görüldüğü kadarıyla, zarar görüldüğü kadarıyla ona da ondan aynı şekilde payı vardır. Ve kana Allahu ala kulli şeyin mukita. Muhakkak ki Allah her şeyin karşılığını verendir. Hesabı en ince ayrıntısına kadar yapıp karşılığını verendir. Mukit olandır. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm olduğunda başka bir memleketten biri kendi gönlünden sadece o zulmü desteklerse o zulümde onun da payı vardır. Gönülden desteklemiş. Gönülden destek vermiş. Eğer cinayetler işlenirse o da o cinayetlerden payını alır. Yani cinayeti işlemiş gibi olur. Aynı şekilde hayra destek vermek de böyledir. Eğer bir tek gönülden desteklemek onu pay sahibi yapıyorsa, bir de diliyle söylerse, bir de ameliyle bunu ortaya koymaya çalışır, yardım ederse artık onun payı ona göre büyür. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü kitabımız elimize verildiğinde
Bir kul örnek olarak veriyor. Kitabını açar, bakar ki hiç işlemediği sevaplar var onda. Örnek olarak bakıyor ki bir mescit yapmış. Bakıyor ki insanlar istifade etsin diye bir çeşme yapmış. Örnek. Kul diyecek ki ya Rabbi ben bunları yapmadım. Allah buyurur ki evet. Sen öyle düşündün. Öyle tefekkür ettin. Öyle niyetlendin. Eğer Allah bana imkan verirse ben bunu şöyle şöyle yapacağım dedin. Ben de sana bu imkanı vermediğim için bunu yapmış olarak kabul ettim ve aynen senin defterine yazdım. Bir de kul görecek ki hiç işlemediği günahlar var defterinde. Hiç işlemediği. Cinayet var, cinayetler var. Kul diyecek ki ya Rabbi ben bunu yapmadım. Allah buyurur ki evet sen onu yapmadın ama sen öyle düşündün. O konuda destek oldun onlara. Cinayet işleyenlere destek oldun. Doğru yapıyor dedin. Bunlar haklıdır dedin. Onlara destek oldun. Eğer sana imkan verilseydi öyle yapmayı da düşünüyordun. Onun için senin de ondan nasibin var, payın var, payını sana yazmışım. Allah mukittir. Her şeye hakkını teslim edendir. Eksiksiz. Ayet-i Kerime'de buyuruyordu. İşlediğiniz zerre kadar, gözle görülmeyecek kadar küçük olsa da, ister o yerde olsun, ister bir kayanın içinde olsun, ister gökte olsun, Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Onunla karşı karşıya gelirsin. Bunun içinde bir de ne varmış? Fikirlerimizden, düşüncelerimizden meydana gelen günah ya da sevaplarımız. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ O kimseler ki iman ederler ve Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler de Allah yolunda değil de başka şeylerin yolunda onlar da savaşlarını yaparlar, mücadelelerini yaparlar. Ve katilu evliya-eş-şeytan. Onlar şeytanın dostlarıdır. Şeytanların yolunda savaşırlar, mücadele yaparlar. İnne keyde şeytani kane daifa. Şeytanın hilesi zayıftır. Eğer kul aklını kullanırsa nerede olduğunu anlar. Onun hilesi zayıftır. Anlaşılır. Hiç kimse ben anlamadım, ben bunu, aklım buna yetmedi diyemez. Çünkü onun hilesi, yaptığı hile, kula yaptığı hile zayıftır. Onu kendi yolunda savaşa, mücadele etmeye davet ederken, o vesveseyi verirken, batılı ona hak diye gösterirken, o anlaşılmayacak gibi değildir. Zayıf bir şey, basit bir şeydir. Kul düşününce, anlamaya çalışınca onun şeytandan olduğunu anlar. Elem tere ilellezine qile lehum kufu ediyekum. Onlara, o kafirlere, şeytan yolunda savaşanlara elinizi savaştan çekin denildiğinde ve akimussalah namazı ikame edin ve atuz zeka zekatı verin temizlenmek için verin dendiğinde felemma kutibe aleyhimul qital
böyleleri ben müminim diyor, ben Müslümanım diyor. Allah onlara savaşı yazdığında, takdir ettiğinde, Allah yolunda hadi savaşın dendiğinde اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ onlardan bir bölümü der ki يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَ خَشْيَةِ اللّٰهِ onlar öyle bir hal alırlar ki Allah'tan korkar gibi insanlardan korkarlar. اَوْ اَشَدَّ خَشْيَ ya da daha çok korkarlar. Allah'tan korktuklarından daha çok insanlardan Allah yolunda savaşmaktan korkarlar. Ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kitab. Derler ki Rabbimiz niye şimdi bize savaşı yazdın, farz kıldın, emrettin? Levla ehertena ila ecelin karib. Belli bir zamana kadar bunu erteleseydin olmaz mıydı? Şimdi acelesi miydi? Kul meta'ud dünya kalil. De ki onlara dünya hayatı çok az bir şeydir. Az bir istifade etmedir, nimettir. Vel ahiretu hayrun limeni teka. Takva sahipleri içinse ahiret hayırlıdır. Eğer senin takvan varsa, sen Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getireceksen, senin için ahiret hayırlıdır. Dünya değil. وَلَا تُزْلَمُونَ فَتِيلًا Allah zerre kadar hiç kimseye zulmetmez. اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ nerede olursanız olun, mutlaka ölüm size gelecek. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ İsterseniz sağlam kalelerin içinde olun. وَاِنْ تُسِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ böylelerine Allah bir güzellik İhsan ettiğinde, onlara bir güzellik verdiğinde, onlar derler ki, bu Allah'tandır, Allah katındandır. Bunlar iman etmemiş, Allah yolunda savaşmayı, cihad etmeyi kabul etmeyenlerdir, buyuruyor yani. Onlara bir nimet geldiğinde, bu Allah'tandır derler. وَاِنْ تُسِبْهُمْ سَيِّئَ onlara bir musibet isabet ettiğinde, يَقُولُ هَذِهِ مِنْ اِنْدِ Allah'ın Resulüne derler ki bu senden dolayıdır. Kul kullen min indillah. De ki onlara hepsi Allah katındandır. Fema lihaulail kav. Bunlara ne oluyor? Bunlar nasıl böyle düşünüyor? Nasıl böyle konuşuyorlar? Bu kavim nasıl bir kavimdir? La yekadune yefkehune hadisa. Neden bunlar laftan anlamaya çalışmıyorlar? Ne laf anlamaz bir kavim? Ma esabeke min hasenetin fe minallah. Sana bir güzellik geldiğinde, bir nimet geldiğinde bu Allah'tandır. وَمَا اَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَتٍ فَمِنَنْ nefsik. Sana bir kötülük geldiğinde, isabet ettiğinde bu da senin kendi nefsindendir. Bunu anla. وَاَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا biz seni insanlara elçi olarak, Resul olarak gönderdik. Ve kefa billahi şehida. Buna şahit olarak da Allah yeter. Men yuti'ar resule fekad eta Allah. Kim Resule itaat ederse
Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevella, kim de dönerse, yüz çevirirse, fema erselnake aleyhim hafiza. Biz seni onların üzerine hafiz olarak, muhafız olarak, bekçi olarak göndermedik. Ve yekulune ta'e. Derler ki, evet, pek olur. Sen bir şeyi söylediğinde, peki derler, olur, tamam derler. Ve izâ berezû min indike, senin yanından çıktıklarında da beyyete taifetun minhum gayrellezî tekûl, senin yanında söylediklerinden başka şeyler söylerler. Vallahu yektubu ma yubeyyitun, Allah onların daha sonra düşündüklerini, tasarladıklarını yazar. Ve tevekkel alallah, sen ve a'rid anhum, onlardan yüz çevir. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et, sen Allah'a güven. Ve kefa billahi vekila, vekil olarak Allah kafidir. Allah senin için yeterdir. Allah onların o kurdukları, tasarladıklarını da yazar. Efela yetedebberunel Kur'an. Onlar Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Kur'an'ın ayetlerin arkasındaki manayı anlamaya çalışmıyorlar mı? Velev kâne min indi gayrillah, eğer o Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı, levecedu fihi tilafin kesira, onda birçok ihtilaf görürdüm. Birbirine ters düşen sözler görürdüm. Ve izâ câuhum emrun minel emni evil havf, kendilerine güven ve korku hakkında bir haber geldiğinde, eza'u bihi, onu hemen etrafa yayarlar. Hemen konuşurlar, dedikodu yaparlar. وَلَوْ رَدُّهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اَوْلِ الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ, eğer onu Allah'ın Resulüne götürselerdi veya kendilerinden olan ulul emre, ilim sahiplerine götürmüş olsalardı. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, kendilerinden ilim sahiplerine götürmüş olsalardı. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinde olmamış olsaydı, لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا, çoğunuz şeytana tabi olmuş olurdunuz, pek azınız müstesna. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, Allah yolunda savaşın. La tükellefu illa nefse, Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Ve harridil müminin, müminleri de Allah yolunda savaşmaya, cihad etmeye, mücadele etmeye davet et. Asallahu en yekuffe be'sillezine keferu, eğer böyle yaparsanız, Allah size karşı olanların gücünü, kafirlerin gücünü kırar. Vallahu eşeddu be'es, çünkü güçlü olan, muamelesi şiddetli olan, kudreti büyük olan Allah'tır. Ve eşeddu tenkila, bununla beraber Allah'ın cezası da şiddetlidir. Men yeşfe' şefaaten haseneten yekun lehu nesibun minha, kim güzel bir şeye vesile olursa, bir hayra şefaat ederse, onun ondan şefaati kadar nasibi vardır. Ve men yeşfe' şefaaten seyyi'e, kim de bir kötülüğe,
eğer öncülük yaparsa, sebep olur, vesile olur, yardım ederse, yekun lehu kiflun minha, onun da aynı şekilde oradan onun payı vardır. Ve kanallahu ala kulli şeyin mukita. Muhakkak ki Allah her şeyin hakkını verendir. Herkesin kazandığını ona takdim edendir. Ve iz hayaytum bi tahiyyetin. Bir selamla selamlandığınızda, biri size bir dua yaptığında, ettiğinde, sizin için güzel bir şey söylediğinde, fahiyyu bi ehsene minha, siz de ondan daha güzeliyle ona selam verin. Onun selamını daha güzeliyle alın. Size yaptığı duaya karşılık siz de daha güzeliyle ona dua edin. Ev rudduha, ya da aynı ile ona mukabele edin. Aşağısı olmaz diyor bak. İnne Allahe kâne alâ kulli şeyin hasiba. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını görendir. İnsanlara muamele ederken nasıl muamele edersek edelim, Allah bunun hesabı görülür dedi. Sana bunun hesabını sorarım dedi. Eğer güzel yaparsan karşılığını güzellik olarak alırsın. Ama yanlış yaparsan aynı şekilde onun vebalini yüklenirsin, cezasını alırsın dedi. Çok ince bir ayrıntı. Biri sana bir selam verdiğinde ondan daha güzeliyle selamını al. Ya da aynıyla al. Aşağısı olmaz dedi. Onun için selamı vermek sünnet, almak farzdır. Allah'ın emridir. Ama selamı alırken sadece aleyküm selam demek yetmez. Çünkü gönlün de bu duaya dahil olması lazım. Biri birine selam verirken Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selameti üzerine olsun. Allah cennete selam yurdu diyor. Allah sana cenneti ihsan etsin, ikram etsin demiş oluyor. Dünyan da cennet gibi olsun demiş oluyor. Benden sana hiçbir zarar gelmez. Senin hem dünyanın hem ahiretinin cennet olması için elimden ne gelirse bunu yaparım. Allah'ın huzurunda buna söz veriyorum demiş olur. Yemin ederim demiş olur. Selam Allah'ın ismidir çünkü. Allah'ın ismini kullanarak bu duayı yapar. Eğer biri size böyle bir duada bulunduysa, ondan daha güzeliyle ya da en azından aynı ile o selama mukabele et dedi. Ama her şeyimiz taklit olduğu gibi, imanımız taklit, amelimiz taklit, dolayısıyla sözümüz de taklit olmuş, selamımız da taklit olmuş. Sadece selamı, selam aleyküm deyince selam verdiğimizi zannederiz. Öteki de aleyküm selam ya da aleyküm selam ve rahmetullah ya da ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğinde işte fazlasıyla daha güzeliyle mukabele ettiğini zanneder. Hiç böyle olur mu? Hiç o kuru kuruya bir laf olur mu? Bir şeyi ki Allah emretmiştir. İşte taklit olan, taklidi dinde böyle oldu. Biz de böyle öğrendik, böyle anladık. Eğer bir selam verirken bile yalan söylüyorsa, gönlümüz sözümüzü tasdik etmiyorsa, hangi amelimizi gönlümüz tasdik eder acaba, etmiştir? Hangi amelimizde samimi olmuşuz? Allah bunun hesabını sorar dedi yalnız. Bu selamın hesabını sorar ve hesabını yapar, karşılığını da verir dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe.
size birbirinizi sevecek bir söz, bir kelam öğreteyim mi? Sahabe, evet ya Resulallah deyince buyurdu ki, o selamdır. O müminlere selam aleyküm demektir. Onun için tanıyıp tanımadığınıza selam verin buyurdu. Bu sizi birbirinize sevdirir. Sizi mümin yapar. Allah da bunun hesabını soruyor. Hatta sahabenin biri anlatıyor. Biz diyor birkaç arkadaşla oturmuş sohbet ediyorduk. O arada sahabeden biri geldi diyor. Diyor dedi ki, ne yapıyorsunuz burada? Diyor biz dedik işte konuşuyoruz. Diyor sahabe dedi ki onlara, burada niye boş oturuyorsunuz? Hadi pazara gidelim. Tanıyıp tanımadığımıza selam verelim, kazanalım. İşi biliyorlar. Öğrenmişler işi. Hep beraber bir kalktık, yürüdük. Kimi gördüksek selam verdik. Tabi selamı sadece laf olarak değil, dua olarak. Sen kardeşin için cenneti isteyince, selameti isteyince Allah senin gönlünü selim kılar. Selamette kılar. Gönlünü cennete çevirir, sana cenneti nasip eder. Cenneti hak ettirir. Ama selam aleyküm diyorsun, gönlünden, nefsinden, arkasından hakaret ediyorsun, küçümsüyorsun. Ya da selam vermek için kendini mecbur hissediyorsun. Ayıp olmasın işte, laf olsun diye. Selam laf değildir. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın ismini laf olarak kullanamıyoruz. Hele yalana asla alet edemeyiz. Edemiyoruz. Mümin bunu yapamaz. Cehalet bilmemek mazerettir. Belki şimdiye kadar bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Bunun böyle olduğunu, Allah'ın böyle beyan ettiğini bilmemiş, anlamamış. Yani taklidi olarak o uydurma dinden öyle, uyduruk alimden, kendini alim zannedenden öyle öğrenmiş olabilir. Ama işin hakikatini ayetten, Kur'an'dan, Allah'tan öğrenince ne yapması lazım? Önceki bildiğini, anladığını silecek, Allah'ın vahyini alacak, kabul edecek ki Kur'an'a, Allah'a iman etmiş olsun. Allah'ın kelamına, vahyine iman etmiş olsun. İnşallah bundan sonra öyle yaparız. Bilmemiz lazım ki Allah mukittir. Her şeyin hesabını yapandır ve hesabını yaptığı gibi aynı şekilde karşılığını da verendir. Selam neden bu kadar önemli? Eğer biri sana bir selam verirse, sana bir duada bulunursa, tahiyye, hay, hayitum buyurdu, hay. Diriltmek demektir, diriltmek. Selamın diri olması gerekir. Karşındakini diriltmesi gerekir. Ona bir güzellik katması gerekir. Bir güzellik. Onun maneviyatına bir şeyi vermesi gerekir. Yoksa o selam olmaz. Sen de aynı şekilde ona o selamı iade et ya da daha güzeliyle bunu yap. Aynı şekilde o da seninle dirilsin. Senin o selamınla, o duanla dirilsin. Allah diriltmeyi neyle beyan ediyordu? Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine hemen icabet edin. Diriltene davet deyince Allah'ın ayetlerine davet demektir. Birine selam verdiğinde karşındakine Allah'ı hatırlatmış olursun. Hesabı hatırlatmış olursun. Cenneti hatırlatmış olursun. Onun gönlünün cennet olmasını, Hazreti İnsan olmasını hatırlatmış olursun. Karşındakine aynı şekilde ben Hazreti İnsan, ben Rabbime iman etmiş, onun abdiyim. Onun için benden hiçbir şekilde sana zarar gelmez.
Tam tersine ben senin faydanı istiyorum, senin kazanmanı istiyorum. Allah'ın hesabını yapıyorum, senin de kazanman için hesap yapıyorum. Elimden ne gelirse bunu yaparım demektir. Onu dirilttin, onun gönlünü genişlettin, açtın, onu sevindirdin. O da bir mümin olarak senden emin olur, emniyette olur, sana yakın olur, arkadaş olur. Varsa bir sorunu, sıkıntısı, gidermen için onu sana arz eder. İnsanda Allah'ın Muhit isminin tecelli etmesi için insanın da böylesine hesap yapması lazım. Neyin üzerinden? Selamın üzerinden. Öyle ki her an hesapta olsun. Her an Allah'ın hesabını yapsın, yapabilsin. Kim kendine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, acaba daha güzeliyle nasıl mukabele ederim? En azından onun yaptığına karşılık aynı ile nasıl ona mukabele ederim? Derdinde olmalıdır. Derdindeyse Allah'ın Muhit ismi onda tecelli etmiştir. O da gerekeni yapar ve kazanır. Böyle biri tabiri caizse Sırat Köprüsü'nün üzerinden yürür gibi yürür. Herkese karşı dikkatlidir. Allah'ın Muhit ismi tecelli etmeyince ne olur? Bakıyoruz mesela, biri birine 10 tane iyilikte bulunmuş, insan beşerdir. Eksiklikleri vardır, hata yapabilir. Bakıyorsun ki bir de yanlış yaptı. Ama o bir yanlışını görür, o 10 tane güzel halini görmez. 10 tane iyiliğini görmez. Muhit ismi tecelli etmemiş. O bir tane yanlışı onun bir iyiliğine karşılık olsun. Onu sil. Affetmedinse bir tane iyiliğini sil. 9 tane iyilik kaldı orada. Niye hemen küsüyorsun, darılıyorsun, kızıyorsun? Aynı şekilde eşler de birbirine karşı Allah'ın Muhit ismi tecelli etmediğinden dolayı her biri için bu böyle geçerlidir. Eşinden 10 tane, 100 tane, 1000 tane güzellik görmüştür. 2 tane, 5 tane de yanlış gördü, eksik gördü. Hizmette kusur gördü. Bir de bakarsın ki hemen sanki hiç iyilik görmemiş gibi hepsini siler. Allah'ın Muhit ismi tecelli etmemiş. Yani hesabı yapmıyor. Yapılana karşılık daha güzeliyle veya aynıyla mukabele etmiyor. Bu herkes için böyledir. İster eşimiz olsun, ister çocuğumuz olsun, ister anamız, babamız olsun, ister yakınlarımız, akrabamız olsun, ister arkadaşımız, ister komşumuz olsun, o fark etmiyor. Üç beş tane eksik ya da yanlış görünce onun daha önce yaptığı güzellikleri yok saymak nankörlük olur. Ya da Allah'ın hesabını yapmadığımızı gösterir. Allah her şeyin hesabını arayandır buyurdu. Bir de emretti. Burada emir var. Ama emri gerektiği gibi anlamayın. Sadece onu taklit etmekle emir yerine gelir mi? Selam aleyküm, aleyküm selam. Bitti. Allah bunu mu söyledi? Böyle mi söyledi? Benim bu okuduğum ayetlerin hepsi birbirinin devamı olan Nisa suresinin ayetleriydi. Bu ayetler hepsi birbirinin devamıydı. Allah çabayı, gayreti istiyor. Mücadele etmeyi emrediyor. Gerektiğinde ölmeyi emrediyor. Evet. Ayetin sonunda ne buyurdu? İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin hasîbâ. Bu isimden sonra zaten Allah'ın Hasîb ismi gelir. Her şeyin hesabını yapan, her şeyin hesabını gören. Allah bir şeyi emretmişse o mutlak hayırdır. Eksik yapılırsa ne olur? Zulüm olur.
kendi kendimize zulmetmiş oluruz. Allah'ın bize tanıdığı kazanma imkanını kaybetmiş oluruz. Üstüne bir de nankör olmuş oluruz. Ayet devam ediyordu. Allahu la ilahe illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Eğer biri Allah'ı Rabbi olarak, ilahi olarak kabul ettiyse o Rabbini dinler. Rabbinin vahyettiğine bakar. Başkalarına değil. Başkalarının sözü Allah'ın kelamının önüne geçerse o onun ilahi olmuş olur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. İlah sadece O'dur. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي. Kendisinde, geleceğinde şüphe olmayan o günde, kıyamet gününde Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır, kim olabilir? Allah sözünü yerine getirir. Ayet devam ediyor. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنَ. Size ne oluyor öyle? Neden münafıklar hakkında iki kısma ayrılıyorsunuz? Allah, müminler öyle fırka fırka olmasın. Birinin söylediğini öteki inkar etmesin. Çünkü münafıklık bellidir. Münafıklardan yana olmayın. Size ne oluyor öyle? Münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz. Bir kısmınız yani münafıkları mümin olarak kabul ediyor. Bir kısmı da onlara münafık diyorsunuz. Onlar münafıktır dedi. İkiye ayrılmayın. Vallahu erkesehum bima kesebu. Allah onları o kazandıkları günahlarından dolayı tersine döndürmüştür. Tersine. İsmi mümindir, Müslümandır. Kendisi de ben müminim ve Müslümanım diyor ama onların kazandıklarından dolayı Allah onları tersine döndürmüştür. Tersine döndürmek ne demek? Müminler Allah'a dönüktür. Onlar Allah'tan başka tarafa dönüktür. Başka tarafa dönmüş. Rabbini, Rabbinin kelamını dinlemek yerine başkalarını dinlerler. Allah'ın vahyine uymak yerine zanna uyar. Ya da birilerinin söylediğine uyar. Tersine dönmüş. Eğer Allah onları tersine dönmüşse, müminler bunu bilmeli, anlamalıdır. Münafıklara bunlar mümindir dememelidir. وَمَنْ يُدْلِلُ اللّٰهِ. Allah kimi döndürürse, kim Allah'tan dönerse فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Sen ona yol bulamazsın. Onun yolu yok. O Allah'ın yolundan gitmediği için onun yolu yok. Her bir münafık ya da her bir münafık topluluğu kendine göre bir yol seçer. O yol Allah'ın yolu değil. Artık sen ona yolu göstersen de o yolu kabul etmiyor. Kendi yolunu bulmuş. Onun için Allah'ın ayetlerini, vahyini okuyorsun ama diyor, ama bu zamanda şöyledir. Ama bizde adet böyledir. Bunu böyle yaparsam herkes ne der? Herkes benim için ne düşünür? Ama diyor, yol yok. Yolunu kaybetmiş. Eğer biri Rabbinden ayrılırsa, Rabbinden yüz çevirirse, ona yol bulamazsın dedi. Onların gittiği yol değildir dedi. O yol, onların gittiği yol Allah'ın yolu değil çünkü. Ve sen ona yardım edemezsin. Neden? Ne buyurdu öncesinde? وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Kim olabilir? Eğer biri Allah'ın sözünü tasdik etmiyorsa,
o senin sözünü tasdik eder mi? Etmez. Gittiği yolu kendisi bulmuş, kendisi beğenmiş. Gittiği yolu nefsinin yoludur. Sadakallahu azim. Evet. Allah doğruyu söylemiştir. Gerisi de yalan söylemiştir. Allah'ın söylediğinin dışında kim bir şey söylerse o da yalancıdır, yalan söylemiştir. Sadakallahu razı bu demek. Ama eğer sadece dilimiz bunu söyler, kalbimiz de bunu tasdik etmezse bu da lafta kalıyor. Her Kur'an'ı okuyan bitirdiğinde sadakallahu razı diyor. Ama onu da diliyle söylüyor. Zaten münafık, dilinin söylediğini kalbi tasdik etmeyendir. Allah hepimizi Mukit isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizi Mukit eylesin inşallah. Amin. Hayatının hesabını en ince ayrıntısına kadar yapanlardan eylesin inşallah. Amin. Selam verdiğinde bilerek, kendi iradesiyle, Allah'ın vahyettiği, emrettiği gibi selam verenlerden eylesin inşallah. Selamı alırken de ya ondan daha güzeliyle ya da aynıyla o selama mukabele edenlerden eylesin inşallah. Allah bizi selam yurduna, cennete davet ettiği, davet ettirdiği kullarından eylesin inşallah. Selam yurdunu ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Cennette de birbirimize selam vermeyi nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Allah Bakara suresinin 177. ayetinde imanın şartlarını beyan ediyor. İyiliği, güzelliği beyan ediyor. İyi olmak nedir? Güzel olmak nedir? Onu beyan ediyor. Yoksa kendi kendimize ben iyiyim demekle iyilerde ne olmuyoruz? Allah iyiyi tarif ediyor. İyiliği tarif ediyor. Leyse birre buyurur. Bir, güzellik, iyi olmak, beri olmak, beri olmak. Yani Hazreti İnsan'ın dışında herhangi bir şeyden beri olmak, Hazreti İnsan olmak. Nedir? Allah onu anlatıyor. Yani Hazreti İnsan olmak için, yanlıştan, kötülükten beri olmak için. Bir olmak için, iyilik, güzellik olmak için ne yapmak gerekiyor? Allah onu anlatıyor. Bunu da Mukit ismine ilave edelim. Leyse birre en tuvellu vucuhekum qibelel meşriki vel mağrib. İyilik, güzellik, bir olmak, beri olmak, Hazreti insan olmak sizin yüzünüzü doğuya ya da batıya döndürmeniz değildir. Bulunduğunuz yer önemli değildir. Doğuda ya da batıda olmanız önemli değildir. Genel olarak ayeti anlamak gerekiyor. Bulunduğun yer önemli değildir. Önemli olan nedir peki? Velakinne birre men amene billah. Ama bir, güzellik, beri olmak, Hazreti insan olmak odur ki Allah'a iman edersin. Güzellik, Allah'a iman edenin güzelliğidir. Men amene billah. Vel yevmil ahir. Ahirete iman edersin. Vel melaiketi, meleklere iman edersin. Vel kitab, kitaba iman edersin. Vel nebiyyin. Peygamberlere iman edersin. Bu iman. Bu beşi imanın şartıdır. Sonra bunun devamı var. İman ettin. Ve atel male ala hubbihi. Sevdiğin o mali Allah'a iman ettiğin için,
Allah'ı sevdiğin için onu verirsin. Onu ikram edersin. Allah yolunda ikram edersin. Çift taraflı manası var. Ve atel male ala hubbihi. Sevdiğin maldan sevdiğinin yolunda verirsin. Bu şartı koydu Allah. Nasıl vereceksin? Zevil kurba. Onu yakınlara verirsin. Vel yetama, yetimlere verirsin. Vel mesakin, miskinlere, fakirlere verirsin. Vebne sebil, yolda kalmışa, yol çocuğuna, köprü altında kalmışa, dışarıda kalmışa verirsin. Vesailin, isteyenlere verirsin. İhtiyacı var, istiyor, verirsin. Ve firrikab, boyundurluk altında özgürlüğünü kaybetmiş olanlara. Yani hapistekine örneğin. Malını bunlara sarf edersin. Ve ekame selah, namazı ikame edersin. Ve atez zeka, zekatı verirsin. Temizlenmek için verirsin. Vel mufune bi ahdihim iza ahadu. Ahitleştiğinde, söz verdiğinde ahdini yerine getirir, ahdine vefa gösterirsin, sözünü yerine getirirsin. Ve sabirine fil be'esai ve derra. Sıkıntı anında, hastalık anında sabredersin. Ve hinel be'es. En zor zamanda, en sıkıntılı anda sabredersin. Savaşırken de ölümüne sabredersin. Ulaikellezine sedaku. İşte onlar, bunu böyle yapanlar sadıktır, sıddıktırlar. Yani amelleri, sözleri, imanını tasdik etmiştir. Allah da onları sadıklardan kabul etmiştir. Ve ulaike humul muttakun. Muttaki olanlar da bunlardır. Sadık olanlardır. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirenler de bunlardır. Eğer iman etmişsen sadıksın ve muttakisin. Takva sahibisin. Onun için mümin sadık ve muttakidir. Ama gereğini yerine getirmişse, lafta kalmamışsa, Rabbinin koyduğu ölçüyü anlamış, öyleyse, öyle yapıyorsa öyledir. Allah ölçüyü, imanın da ölçüsünü koydu. Bu devamı, imanın devamı, imanın meyvesidir. Güneş varsa ışığı vardır. İman varsa amel vardır yani. Salih amel, mühsin amel vardır. Güzellik vardır. Ama güzellik yok, benim imanım var. İman yok. Olsaydı, ışık olsaydı, güneş olsaydı ışığı olurdu. Çünkü iman güneş gibidir. Hem sahibini aydınlatır, hem etrafını aydınlatır. Allah hepimizi müminlerden eylesin inşallah. Sadıklardan eylesin inşallah. Müttakilerden eylesin inşallah. Allah'a karşı imanını tasdik edenlerden eylesin inşallah. Sadakatini gösterenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.